nasıl alınır? Bunu size güzelce anlatayım ve Türkiye'deki mimar arkadaşlara da buradan selamlar. Şimdi buradan Ankara'ya güzel bir sistem yaptıklarını anlatacağım. Şimdi yerde lazeri görüyorsunuz. Geçen seferki videoda da anlatmıştım. Hani biz bu merdiveni yaptık ya. Buradan ders bu şekil devam ediyor. Öyle yukarıdan aşağıya doğru böyle devam ediyor. Ha, ta aşağıya doğru, arkaya doğru. Şimdi orada tüm fayansımızı aldık ve bu en arkada tüm fayansı aldık. Hani şu şekil. Tüm fayansımız burada. Çizgi lazer de buraya kadar çekmiş. Şimdi nasıl bakacaksınız bir de? Hani örneğin biz bu şekil aldık ya hepsini. Belki içindeki duvarlar belki şöyle olabilir. Şimdi onları da tek tek kontrol edeceğiz. Önce bu tarafı yapacağız. Yani burada baktık. Bakın tam iyi. İstediğim gibi olmuş. Böyle ortaları tek tek kontrol edin. Burası da iyi. Burası da iyi. Yani bu duvar şu boydan boya düz. Yani yamukluk yok. Güzel bir şekilde yapılmış. Duvarcı arkadaş maşallah güzel çalışmış. Şimdi asıl detaya gelelim. Şimdi siz böyle çektiniz ya örneğin. Bir de karşı duvarı kontrol etmemiz lazım. Ona da aynı şekil yapacağız. Yani buraya baktık. 1.80 ya yani 1.81 burası. Ondan sonra tam bu biraz daha ortaya gelin. Burada da böyle bir bakın. Burada da 1.81. Hemen hemen 1.81'e geliyor. Burada da 1.81. Yani hiçbir hata yok. Şimdi son olarak şuraya da bir bakalım. Burası da 1.81. Yani mimar vallahi yani gerçekten maşallah çok güzel çalışmış. Hatta ben ona sordum dün çok güzel ayarlamışsın. Nasıl dün böyle yaptın? Ya o dedi önce biz buraya ne fayans yapılacaktı? Biz ona karar verdik. Fayansın büyüklüğüne göre karar verdik. Hani 60'a 60, 4 tane fayans 2.40 yapar. Yani ona da tam 2.40'a ayar, 2.42'ye ayarlamışlar. Sağ ve solda boşluk bırakmak için, yani 1 santimlik boşluk bırakmak için. Ondan sonra bütün koridor ta arkaya doğru hepsi tümüyor. Yani tüm fayanslar gidiyor. Yani kesilmeye ihtiyaç olmadığı için. Hani güzel bir koridor oluşturmuş. Bu şekilde kod alma bu şekilde oluyor. Şimdi size göre Aris Nemre arkadaşımızın istediği videoya geldik. Bakın arkadaşlar. Hani bu Türkiye'deki gibi burada böyle kalıp ya çakmıyorlar. Hani ta baştan başa çakmıyorlar. Bunlar önceden fabrikada oluşturuluyor. Bunlar hepsi bile gelip oturuluyor yani böyle takıyorlar. Yani burada takıyorlar. Hani Almanya'da hani bu Türkiye'de böyle büyük kolonlar yapıyorlar ya böyle üst üste yani kat kat çıkıyorlar. Burada kolon yok. Yani kolon olayı yok yani. Çünkü bu gördüğünüz duvarlar zaten hepsi kendisi beton. Yani beton oluyor. Önce bu betonları yapıyorlar, takıyorlar. Ondan sonra şu beton sistemini de o betonun üzerine oluşturuyorlar. Çünkü duvar bile ta arkaya kadar hepsi komple beton. Örneğin hani şöyle ya şöyle bir kare ev düşünek şöyle. Yani şuradan itibaren şu şekil hepsi şu kalınlıklar hepsi beton. Yani ondan sonra betonlar üst üste biniyor.
Yani öyle yapılıyor. Hani burada hani Türkiye'deki gibi her tarafa çakmıyorlar bunu. Hani bile kalıplar falan yapıyorlar ya. Öyle bir şey yok. Ondan sonra bak dairelerin içinde de hani anlattım ya burada. Örneğin şöyle bölümlerde de kalın kalın bölümlerde de beton koyuyorlar. Hani beton duvar takıyorlar daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bakın kendilerinin yaptığı duvara bakın hani kalın ne kadar? Hemen sıvayla beraber 32 santim. Yani demek ki bu şey 30'luk taş. Şimdi bu duvar işte ben bu duvardan bahsettim. Bu duvar da beton. Böyle komple buralar da böyle beton. Hep böyle beton takmışlar. Bu şekilde hepsi beton duvar. Ha bakın hani buna yan yana takmışlar ya. Bakın aralara şeyde böyle Türkçe ismi ne ya? Böyle şeyler de sıkmışlar işte. Bu silikon değil ya, bu başka bir şey. Bakın bunu hepsi bir daha takmışlar yan yana. Bakın ara bölmede bu kadar ince bir duvar yapıyorlar. Hani 10-14 santim. Hani sıvacılar maşallah çok temiz çalışmış. Hani önce demiri takmışlar. Böyle dümdüz şekilde. Ondan sonra sıvayı yapmışlar. Hani bu da öyle bir şey. Şimdi aslında Türkiye'deki en önemli noktaya da gelmek istiyorum. Hani evler 5 katlı oluyor ya. Üst katta çocuklar oyun oynadığı zaman alt kata bir sürü ses geliyor. İnsana otomatikman rahatsız oluyor. Ve böyle de çok hava çıkıyor. Şimdi burada bu gördüğünüz esrik burası. Betondan şu esriğin yüksekliğine kadar yaklaşık 15-20 santim var. 15-20 santim. Ondan sonra bu yerin altına yani bu esri, şapın altına şey koyuyorlar. Böyle sünger var ya beyaz Türkçe ismi ne? Strafor mu diyorlar ona? Tam, he, sünger gibi bir şey işte hani böyle beyaz var ya. Bunun altına onu koyuyorlar. Ondan sonra şapı da 8 santime kadar şap çekiyorlar. Böyle komple bütün binalara her yere. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü şap betona kontak yapmıyor. Arada sünger olduğu için hani o dediğim beyaz şey var ya. O olduğu için hani çocuklar böyle oyun da oynasa böyle vursalar yere bu ses aşağıya gitmiyor. Hani yukarıdaki ses aşağıya gelmiyor. O zaman otomatikman ses olayını da kapatmış oluyorlar. Çünkü bir de şu şekil var. Hani bu duvarın dibine de böyle sünger koyuyorlar. Bu sünger. Bunu koyuyorlar. Hani burada yürüme olduğu zaman buradaki ses bu yan tarafa gitmesin. Hani yan taraftaki komşunuz rahatsız olmasın. Belki buradan da ses yankı yapılıyor. Bunu koyulduğu zaman hani kontak duvara şap olmadığı için ses dışarı çıkmıyor. Yani diğer tarafa gitmiyor bir sefer. Onun için bu da çok güzel bir şey. Hani siz de Türkiye'de yaptığınız zaman önce bak sünger dediğim şey bu var buradaymış. Hani böyle bir şey işte. Hani bunlar böyle yumuşak ya. Şöyle bastırdığı zaman bir şey olmuyor. Ondan sonra çok mu konuştum ya? Tamam. Yani işte dedim hani bu ses olayı hani bu ses olayı gerçekten Almanya'da %100 bu uyguluyorlar. Çünkü bir komşu rahatsız etme gibi hiçbir hakkı yok. Bu böyledir. Bunu böyle yaparak sesi %100 ortadan kaldırıyorlar. Yani ses yan tarafa ses gitmiyor. Şimdi bir de merdivenler hani bazı arkadaşlar yazıyor sen diyor hazır merdiven yapıyorsun. Wow böyle ben de yaparım çok kolay. Doğru kolay. Hani o ustaya göre çok kolay çünkü Türkiye'deki merdivenleri gördüm. Ya aslında bir nevi şey mimarların suçu bu. Çünkü mimar işi düzgün ustaya düzgün yönetmediği için bu hale geliyor.
Sıvacıyı düzgün yönetse, duvarcıyı düzgün yönetse, ustalar yani mimarı güzel dinlese aslında bir şey olmayacak. Hani hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama bu iyi mimar için geçerli. Yani diğer mimarlar için geçerli değil. Çünkü işini kötü yapanlar da var yani. Bu şeyde şimdi merdiveni nasıl getiriyorlar onu da size göstererek. Evet arkadaşlar şimdi merdivene geldik. Bakın. Fabrikada bu merdiven kuruluyor. Hani bina daha yapılmadan önce bunu önceden gelip takıyorlar. Yani bu bütün merdiven sistemlerini takıyorlar. Ondan sonra bakın tertemiz. Ta arkaya doğru gitmiş. Tertemiz şekilde. Bir de hani daha yine anlattım ya ses olayı. Ses yani komşuya ses gitmeyecek. Bu dibe de sünger koyuyorlar. Ta o yukarıya kadar. Hani bu duvara bu beton yapışmıyor. Yani kontak olmuyor. Olmadığı için hani örneğin bunun denemesini de yapmışlar. Örneğin şu şekil hani bir tane diyelim bir topuklu bayan yürümek istiyor ya. Buraya böyle ayaklarını vurduğu zaman böyle bir sefer şey olmuyor. Hani yan tarafa ses gitmiyor. Kimseye rahatsız olmuyor. Böyle herkes mutlu oluyor. Arkadaşlar özür diliyorum. Arkadaşlar şimdi içeriği gördünüz. Hani nasıl bir daha hiçbir şey hazır değil. İçeriği güzelce ne gördünüz. Şimdi size dıştan dışarıya niye çıktık onu da anlatacağım. Ahmet'e önce şey yapıyorlar. Bu dış cepheyi yapıyorlar. Hani dışarıyı camla beraber komple bitiriyorlar. İçerinin ısıtma sistemi komple bitiyor. Niye? Çünkü yani burası hava iklimi çok soğuk olduğu için bir de hani insanlar içeride yani %100 rahatça çalışsın diye ve işlerini temiz yapsınlar diye. Bakın hani dışarıdan baksanız bu bina bitmiş dersiniz. Bakın her taraf taşlar bitmiş. Pencereler güzelce tertemiz takılmış. Bütün bu dip korumaları hepsi yapılmış. Su giderleri hepsi yapılmış. Hazır yani dışarısı hazır. Sadece taş ve bahçe olayları bitecek sonradan. Hani bu dış cepheyi görüyorsunuz. Yani burada önce inşaatı bitiriyorlar. Dışarıdan dış cephe işini bitiriyorlar. Ondan sonra herkesi içeri koyuyorlar. Hani herkes içeride işini yapıyor. Ondan sonra bakın hava soğuk dışarısı -6 derece şu an. Ama bizim içeride çalışma durumumuz hemen yani 15 derece sıcaklık içeride. O da yerdeki ısıtma da çalışıyor. Ondan sonra herkes mutlu mesut yani. Şimdi arkadaşlar buraya kadar videomuz oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Bayağı bir ilgi, güzel şeyler yazıyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı hiç unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.